अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरो मैं उदयसीन, और आप देख रहे हैं अफीरा अफीरा टेक्स तहसीन इंटेक। रिएक्शन। तुर्की का नेशनल एयरक्राफ्ट कान, जो कि दुनिया की नज़रों में इस टाइम बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और टेक्नोलॉजी के बिहाफ से बहुत ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। हमने उसकी लॉन्चिंग देखी थी, आज उसका प्रोटोटाइप के अंदर कुछ एडवांस चेंजेस यस हो रहे हैं, तो फ़ौरन चलाते हैं वीडियो और देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या बताया गया है। Milli, muharip, uçak. Uçak, Kaan. Türk hoş geldiniz. Bugün SAŞ'tayız. Ankara SAŞ'tan sonra Mimar Uçak'ın yanına geldik. Yeni ismi Kaan. Kaan'ın yanındayız ve Mimar Uçak Başmühendisi Emre Bey yanında. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Mimar Uçak'ın geçen günkü törenden sonra ismi koyuldu. Artık bir ismi var. Adı Kaan. Kaan'ın geliştirmesi devam ediyor. Daha önce P0'ın rollout için kullanılması, daha sonra P1'den itibaren uçuş ve diğer yer testlerinin kullanılması planlanıyordu ama program çok hızlı ilerliyor. Takvim beklenenin önünde ilerliyor. Şu anda da P0'ın uçuşu ile ilgili bir süreç var. Bu konuyla ilgili neler aktarabilirsiniz? Biz adım adım aslında tüm platformlarımızın kalifikasyonu, bunların testleri ve hava kuvvetlerimize teslimatı için çalışmalarımızı planladık. Bu adımlardan bir tanesi de aslında P0 uçağımızı uçurmak. Biz zaten ilk bu uçağın montajını, tasarımını yaparken uçuracağımızı düşünerek tasarlamıştık, çıkarmıştık. Dolayısıyla ilk uçuşunu planladığımız bir platformumuz olacak. Prototip testimizi yapacağımız bir platformumuz olacak. Sonrasında 6 tane daha test platformumuz olacak. Bunun yanında başka platformlarda da test uçuşlarımızı gerçekleştireceğiz. Bundan sonrasında da değişik bloklar, değişik adımlarla uçağımızı müşterimizin istediği isterlere uygun hale getirip müşterimize teslim edeceğiz. Bu uçuş testlerden elde ettiğimiz verilerle. Burada pekala daha sonraki blok konusunu, yani blok 10, blok 20 gibi ya da blok 5, 10, 15 gibi ilerleme sürecini nasıl kurguluyorsunuz? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Blokların içinde başka kabiliyetler var. Bu kabiliyetlerin aslında hem yerli firmalarımızın gelişimine hem kendi gelişimimizi uygun hale getirmeye çalıştık. Bunu da yaparken tabii ki müşterimiz SSB ve bunun yanında Hava Kuvvetleri ile beraber karar verdik. Bu platformların nasıl bloklandırılacağı, hangi kabiliyetlerde olacağı. Burada biliyorsunuz sadece biz tasarım ekipleri olarak kendi düşüncemize göre bir kabiliyet sınıflandırmamız yapmamız doğru değil. Biz de zorlayacak, Hava Kuvvetleri'ne uygun hale getirecek bir bloklandırma yaptık. Bu bloklandırmaların içerisinde farklı kabiliyetler var bahsettiğim gibi. Bunları açıklamak bana düşmez. Farklı platformlarda bahsedilecektir zaten. Ama şu anda bu her bloğun içinde farklı kabiliyetlerin olacağını söyleyebilirim. İlerleyen bloklarda belki de şu anda planlamadığımız daha büyük kabiliyetleri de eklemeyi düşünüyoruz. Biraz önce aslında siz de uğramışsınız. Anka 3. Anka 3 ile beraber Milli Muharip Uçağımızın görev yapması, bu görevi beraber icra etmesi belki de ilk planlananın çok daha ötesinde bir kabiliyet kazandıracak Milli Muharip Uçağımıza. Bunun yanında Süper Şimşek de var tabii ki, unutmamak gerekiyor. Süper Şimşek'in Loyal Wingman gibi yanında yardımcı uçak olarak uçması söz konusu değil mi? İnsanlı insansız takımlama diye bir konsept var. Şu anda dünyada biliyorsunuz, görmüşsünüzdür, Evet. okumuşsunuzdur. Biz de bu konsept üzerine hem yazılım ekiplerimizde hem insansız uçak grubumuzla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Bunda Süper Şimşek, Anka, Aksungur, Anka 3 bunların hepsiyle beraber görev yapması planlanıyor. Pekala, biz geçtiğimiz günlerde Ukrayna Büyükelçisi Defense Türkiye Başkanlığı'nda bulundu. Dedi ki Milli Muharip Uçak konusunda da biz Türkiye ile görüşmelerimiz var. Motor konusunda işbirliği yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda sizin verebileceğiniz bir bilgi var mı? Bana düşmez öyle bir bilgi vermek ama yerli motorumuzun geliştirme faaliyetleri başladı. Çalışmalar devam ediyor şu anda. Yerli motorun çalışmaları başladı. Evet. Bu noktada da F110, yani üzerindeki mevcut F110'la benzer bir güç isterim var acaba? Hani ister noktası nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Daha iyi olmasını bekliyoruz. Daha iyi olması için çalışıyoruz ilgili ekiplerle. Pekala, Kaan'ın şu ilerleyen takvimiyle ilgili, yani 2023'te süreç hızlandı. Evet. Gerçekten başarılı da ilerliyor. Bizim Kaan'la ilgili bu yıl bekleyeceğimiz şeyler şu an uçuşlu test mi, yoksa farklı şeyler de bekleyebilir miyiz? Yer Hızlı taksi gibi. testlerimiz devam edecek şu anda. Yer testlerinden sonra dediğiniz gibi taksi testlerine geçişimiz olacak. İlk yer testlerinde şu anda statik olarak uçağımızı zorlayacağız. Titreşim testlerine maruz bırakacağız. Bazı sistemlerimizin yer testlerini tamamlayacağız. Sonrasında hızlı taksi testlerine devam edip uçuşa götüreceğiz uçağımızı. Burada 6-7 aylık bir planımız bulunuyor şu anda. Peki aviyonik kısımla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Mesela 5. nesil uçaklarda sensör füzyonu gibi,
farklı beklentiler var. Birçok şeyle aynı anda iletişim kurması beklentisi var. Burada işte link konuları, mant genişliği, hızlı iletişim gibi şeyler söz konusu. Buradaki kabiliyetlerle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Tiny'nin TUSAŞ'ın aslında şu anda geliştirdiği tüm platformları düşündüğümüzde, biraz önce saydığım platformlar bunlara dahil, hepsini bir araya getirdiğinde şu anda dünyanın üzerinde çalıştığı bir konsepti gerçekleştirmiş oluyoruz. Bakarsanız Avrupa'nın elinde böyle bir kuvvet yok. Amerika'da bazılarında var, bazılarında yok. Ama biz bunları tek bir şirketin altında, tek bir çatının altında toparlayabildik. Milli Mağrip uçağımız bunların hepsine hükmedebilecek, ilgili yazılımlara sahip, ilgili donanımlara sahip, optik sensörleri olan, ilgili linkleri, ilgili data linkleri kurabilecek altyapılara sahip. Dolayısıyla biz bunları kullanarak yazılım ekiplerimizde, insansız hava aracı, tasarım ekiplerimizle beraber bir konsept ortaya koyacağız. Son olarak gövde içi silah istasyonunu sormak istiyorum. Burada hangi mühimmatların taşımasına yönelik hazırlıklar var? Mesela TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği, ROKESA'nın geliştirdiği mühimmatlar var. SOM gibi büyük bir mühimmat var. F-35'e sığmadığı için SOM-J'ye mesela tahayyül ediliyordu. Burada nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Yerli geliştirilen çoğu mühimmatı uçağımızın içinde taşıyabilir durumda olacağız diyebilirim. Mini Mağrip uçakla ilgili ve ismi artık Kaan oldu. Kaan'la ilgili bize son olarak aktarabileceğiniz neler var? Kaan aslında bizim geldiğimiz teknolojinin çok daha ötesinde bir teknolojiye taşıyacak bizi. Bir oyun değiştirici diyebiliriz. Bu oyun değiştirici rolünün yanında biraz önce saydığım o insanlı insansız takım olma, bu takımda hükmedebilme, tek kokpitte de olsa bunu yapabilme, tüm başarıları elde etmek için gerekli olan altyapıya sahip olması bizim için, ülkemiz için çok büyük bir başarı olacak. İnşallah bu kabiliyeti elde edeceğiz çok yakın zamanda. Teşekkür ederiz Emre Bey. Evet. Tamam. Şu an Milli Mağrip Uçağı'nın yanındayız. Evet. Ve aslında bunun adı artık Kaan. Milli Mağrip Uçağı yine Kaan da diyebiliriz. Ve kısa bir tur atacağız etrafında hem de biraz sohbet edeceğiz. Başlayalım istersen. Kaan, bu aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı Kaan. Şimdi Kaan'ın en önemli noktalarından biri bu prototipin P0 aslında bu uçmayacaktı. Evet. Ama proje çok hızlı ilerliyor. P0 olan güven yüksek ve Kaan'ın artık uçabilmesi için de çalışmalar yürütülüyor. Bu P0 prototipinin. P0'ın da bu yıl içerisinde uçulması için çok ciddi bir, muazzam bir çalışma var. Ve P0'da çeşitli aslında değişiklikler de yapılacak bunun için. Bu uçağın şöyle iniş takımlarında ve diğer yapısal parçalarında bazı değişiklikler yapacak. Çünkü bu uçması için değil, yer testleri için hazırlanıyor. Şimdi uçacak. Sen neler söyleyeceksin Kaan'la ilgili? Hürjet projesinde başlandığında ilk prototip yapılırken Temel Kotil bunu söylemişti. Yani biz uçacağını hedefleyerek prototipimizi ortaya koyduk ve ilk uçuşunu da yaptı o prototip. Ancak Kaan için böyle bir hedef konulmamıştı. Yani ilk prototipin uçuşunu yapması planlanmadığı için sadece yer testleri vesaire bunların yapılabileceği bir platform ortaya konuldu. Ya aslına bakarsan P0'da Hürjet'in P0'da biliyorsun Iron Bird için kullanıldı. Evet. Çok muazzam bir çalışma yapıldı orada. Milli Mağrip Uçak içinde yapıldı ama o çok aşırı hassas bir sistem olduğu için pek görüntü paylaşılmadı. Iron Bird de çok hassas bir sistem. Onu da Altınay yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Altınay olabilir. Burada Hürjet'teki bilgi birikimini aslında burada kullanılıyor. Yani Hürjet'te elde edilen bir uçuş datalarının burada kullanılması da bekleniyor. Bu da önemli bir bizim için açığı. Önemli bir çıktı. Yani burada bütün projelerde aslında böyleydi. İnsansız hava araçlarına baktığımızda Ankara'da edilen tecrübe Aksungur'a aktarıldı. Aksungur'da edilen işte veriler, datalar şimdi Ankara 3 projesinde kullanılıyor. Burada baktığımızda Hürkuş ile edinilen birikimlerle biz aslında Hürjet'e geldik. Hürjet'te edineceğimiz bilgilerle biz Milli Mağrip Uçağı besleyeceğiz. Burada şöyle bir detay da var zaten. Bu platformlar birbirinin bir sonraki neslini aslında eğitim açısından ve kullanım açısından ifade ediyor. Hürjet'te eğitimini tamamlayan bir pilotumuz direkt Milli Mağrip Uçak'la görevini yapabilecek. Yani bu platformlar da aslında birbirini doğrudan besleyen bir sonraki nesle yönlendiriyor yani. Nice. इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज जो स्पेशली नोटिस कर रहा था वो ये थी कि बहुत सारी चीजें बताई नहीं जा रही. वो सवाल बहुत सारे पूछ रहे थे लेकिन जवाब बहुत प्रिसाइज आ रहे थे और उसमें सिर्फ कह रहे थे कि हां मैं भी ये भी कर सके, मैं भी हां वो भी कर सके.
तो उनके मेबी के अंदर एक चीज मुझे फील हो रही थी कि उनका मेबी जो था ना वो उसमें कुछ था हाँ 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 कि वाकई ये कर सकता है, बिल्कुल और इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से लैस है, और इतनी सारे जो सेंसिटिव इक्विपमेंट जो सबसे मेन फाइटर जेट के अंदर काम करता है, जिसपे रेडार्स होते हैं, सोनार्स होते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है पीछे आपके बैकएंड, जो आपका जो सारा एक संभाल रहे होते हैं हाँ आपको, पूरी टीम जो होती हाँ, है जिसको आप क्या कहते हैं, ATC कहते हैं, हाँ जो जिससे आप बात कर रहे होते हैं, वो कंट्रोल सिस्टम, वायरलेस सिस्टम, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगाई गई हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट काम करती हैं। हाँ अभी बस इसमें यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी एडिशनल लगाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में ये फ्लाइंग के लिए तैयार है, लेकिन अभी इसमें कुछ चेंजेस ऐसे किए जा रहे हैं ताकि फ्लाइंग से पहले ही वो चीज़ें सारी लग जाएं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बताई गई। वो जब ये उड़ेगा, जब ये ऑपरेशनल होगा, जब यस ये दिया जाएगा, तब हमें सही पता चलेगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या-क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं। क्यों फिर? हाँ बिल्कुल मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा उनके आर्किटेक्ट से भी मिले हाँ कि उन्होंने बताया कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत हुई है और हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है क्योंकि ये तुर्किश नेशनल नेशनल एक, एक्रोबेट जो जेट है और हाँ इसको इसलिए इसको खान का नाम भी दिया गया है तो अमेजिंग एक्रोबेट सीरियस नहीं, दिस इज अ फाइटर सॉरी सॉरी फाइटर जेट। जेट लेकिन जो है इसको इसी वजह से इसको नाम दिया गया क्योंकि इसमें हाँ इतनी ज़्यादा जो है फैसिलिटी इसको किया गया है इसको इस तरीके से बनाया गया तो हाँ अमेजिंग तो अमेजिंग बहुत ही, यानी कि नेशनल एयरक्राफ्ट है हाँ जाहिर बात, तो उसमें सारा निचोड़ होगा ना, हाँ सारी हाँ सारी चीज़ें उसमें डाल दी जाएंगी बिल्कुल ताकि वो नेशनल एयरक्राफ्ट कहने के काबिल हो। हाँ तो वाकई में खान की हम लोग वेट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम दुआ करते हैं कि इसकी इसको उड़ते हुए देखेंगे, और यस इसको हम लोग जब ये इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगा तब भी देखेंगे। इंशाल्लाह और बहुत बहुत मुबारक आप सबको एक दफ़ा फिर से, एक हाँ बहुत खूबसूरत फाइटर जेट जो कि बना ही बहुत खूबसूरत है, और अमेजिंग अमेजिंग, हाँ आई लव इट। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों में महफूज रहिएगा, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।